Outdoor malzemenin adresi Galeri Güvenliği'nin sunduğu 3 Gezer başlıyor. Evet, herkese merhaba. Bu hafta Konya merkezde düzenlenen MTB yarışlarındayız. Uluslararası MTB yarışlarındayız. 2 gün sürecek bu faaliyette birçok sporcu şu anda yarışıyor zaten. Az sonra gençler podyuma çıkacak ve ödüllerini alacaklar. Yetişkinler yarın koşacak yarışı. Üçgezer olarak bunu burada röportajlarla, görüntülerle sizlere aktarmaya çalışacağız. Az evvel Ahmet Örken, milli sporcumuz Ahmet Örken'le de konuştuk. Hepsi ve daha fazlasını inşallah bu yayınımızda görüp bulacaksınız bisiklete dair. Konya'dayız. Konya dağ bisikleti şampiyonası için buradayız. Güzel bir havada, güzel bir ortamda, güzel bir yarış yapıyoruz. İlki 2006 yılında yapılan Avrupa Şampiyonası'na puan veren Konya dağ bisikleti yarışları daha sonra olmadı. O yüzden biz bunu ilk olarak kabul ediyoruz. Daha doğrusu bu kapsamda ilk yarış olarak kabul ediyoruz. Katılım 260'ın üzerinde. Bu yılki başvurular içerisinde en fazla olan. 15'e yakın yabancı yarışmacımız da var. Eğlenceli bir ortamdayız, samimi bir ortamdayız. Tabii 2 günlük bir süreç bu. Herkes bu 2 günü görecek ama bunun bir evveliyatı hikayesi var. Bu hikayesinin kahramanları, hikayenin kahramanları Ömer Faruk Meydan ve Ahmet Yıldırım kardeşim. Dağ bisikleti yarışları parkur kısa bir alan olmasına rağmen
hazırlık itibariyle ve detayları itibariyle çok zor organize edilen yarışlardır. Emek isteyen, özveri isteyen yarışlardır. Dağ bisikleti yarışları tabiatla iç içe olan yarışlardır. Bisiklet de insanın tabiat ortamında bütünleştiği yarışlardır. Parkurun yarış direktörü ben Faruk kardeşim. Bu organizasyonda emeği çok büyük. Parkurun hazırlanmasında parkur sorumlusu Ahmet Yıldırım kardeşim. Ki hakikaten elinde kazma kürek arazide koşturmuş ve çalışmış. Bu noktaya gelmesinde en büyük katkıyı sağlamış kardeşimiz. Amacımız şu. Burada herkes var. Federasyon yönetimi, başkanımız, il spor, il müdüründen arkadaşlarımız, il müdürümüz, antrenörlerimiz, sporcu arkadaşlarımız, herkes, bisiklete gönül veren herkes burada. Amacımız şu, bisikleti daha fazla yaygın hale getirmek istiyoruz. Bisikleti daha fazla, bisikletin daha fazla kullanılmasını istiyoruz. Her aşamada hayatın içerisinde bisikletin olmasını istiyoruz. Gençlerimiz bisiklet sürsünler. Bu parkuru şu anda kalıcı olmasını da arzu ediyoruz. Gençlerimiz gelsinler ve bu parkuru kullansınlar. Tekniklerini geliştirsinler. Kondisyonlarını artırsınlar. Ben buradan Konya Tavus Baba'dan tüm bisiklet dostlarına selam gönderiyorum. Ayrıca ilgilerinden dolayı da Üç Gezer ekibine çok teşekkür ediyorum ki bu kardeşlerimiz de hakikaten başta Şahin kardeşim olmak üzere tabiat aşığı arkadaşlarımız, ağaç aşığı arkadaşlarımız, tabiata, ağaca, doğaya, insanla beraber en uygun araç da bisiklet olduğu için aynı zamanda Şahin kardeşim de bisiklet aşığı kardeşimiz. Kendisine de başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Muvaffakiyetler diliyorum. Ve Ömer Faruk kardeşime ve Ahmet kardeşime de hasreten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Sağ olun. Güzel bir Konya Sonbahar Havası'nda gerçekleştirdiğimiz ilk gün yarışlarımız yaklaşık bir dakika önce resmen sona erdi. Sabah 9.30, 11.30 ve öğleden sonra 1.30'da start verdiğimiz yarışmalarımızın klasmanları da gerçekleşti, ortaya çıktı. Biraz sonra ödül törenimiz başlayacaktır. Dereceye giren tüm sporcularımızı podyumun civarına bekliyoruz. Özel bir nedenle önce elit bayanlardan başlayacağız. Elit bayanları özellikle kürsü yanına çağırıyorum. Esra Kürkçü, Cansu Türkmenoğlu, Ayşe Çakır lütfen burada olun. Önce elit bayanlarla ödül törenimize başlayacağız. Evet, elit bayanları kürsüye çağırıyorum. Bugün saat 1.30'da start verdiğimiz elit bayanlar yarışmasında birincimiz Esra Kürkçü. Kendisi Başkent Üniversitesi'nden geliyor. İkincimiz Ayşe Çakır, Türkiye milli takımı olarak yarıştı. Ayşe Çakır. Ayşe Çakır'ı bekliyoruz hemen. Ve üçüncümüz Cansu Türkmenoğlu. Cansu Türkmenoğlu da Türkiye milli takımı olarak bu yarışmalarda yer aldı. Kendilerini tebrik ediyorum ve madalyalarını vermek üzere Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Sayın İrfan Çelik'i kürsüye davet ediyorum. İrfan Bey buyurun. Sırada yine sabah 11.30'da yarıştırdığımız ve UCI kategorisinde olan genç bayanlar, junior woman. Üçüncü sırada, üçten başlıyorum. Dilara Gül. Dilara Gül, Sakarya Gençlik Merkezi sporcusu. Üçüncü oldu. İkinci sırada Fatma Sezer. Karaman Ekstrem Bisiklet Spor Kulübü. Ve birincimiz Yasemin Can. Sakarya Gençlik Merkezi'nden geldi kendisi. Madalyalarını vermek üzere yine Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Fatih Sert. Fatih Bey madalyalarını verecek.
Yasemin merhaba. Merhaba. Bisiklete nasıl başladın, bize anlatır mısın? Bisiklete ilkokuldayken kardeşimle başladık. Sonra bisikleti sevdim. Ya bisikleti herkes seviyor. Ve sonra devamı geldi. Şu an milli sporcuyum. Oo, ne güzel. Evet. Çok güzel. Konya'da. Peki Türkiye'de bayan olarak bisiklete binmek zor mu, kolay mı? Kesinlikle zor. Yani benim bayan takımım var. Ve bu benim için bir rahatlık, kolaylık oluyor. Ama herhangi bir ilde tek bayan sporcu olmak çok zor. Yani takımın olması iyi bir şey. Senin gibi genç arkadaşlara ne tavsiye edersin? Bence herkes spor yapmalı. Özellikle bisiklet mi? Ya her... Şimdi insanlar bisikleti seviyor ama bisiklete uygun olmayabiliyor. Yani herkes bilmiyor sonuçta. Çok teşekkür ederiz hepinize. Başarılar diliyorum. Show me what you got, 'cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, my love ain't no doubt. Show me what you got, girl, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Bisikletin altın çocuğu Ahmet Örken şu an yanımızda. Bu bizim için bir gurur. Merhaba Ahmet. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. İyiyim. Daha iyiyim yani. Rahatım biraz daha. Yarışlar bitti. Biz seni takip ediyoruz. Medyadan, sosyal medyadan yarışlarını falan takip ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz. Bize gelişmeler hakkında, yarışlar hakkında biraz bilgi verir misin? Bu yıl ben zaten bildiğiniz üzere birçok yarışta başarı elde ettim. Bayağı... Bunlar hani katıldığım birçok yarışta podyumda yer almak gerçekten çok gurur verici bir atmosferlerde yer aldım. Evet. Bunun için çok mutluyum. Dediğim gibi bu yıl birçok Cumhurbaşkanlığı turundaki ikinciliği. Bunu 5 yıldır hayal ediyordum. Acaba orada yer alabilir miyim? Hep gözümde tutuyordu, rüyalarıma giriyordu. Çok. Hani hep bunu hayal ediyordum. Bu büyük hayalim gerçekleştiğim için çok gerçekten mutluyum. Cumhurbaşkanı turunun herhalde daha yeni tanıdım. Başlıyor Ahmet. Yani biz bundan sonra seni podyumda sık sık göreceğiz. Ona inanıyoruz. Evet. Zaten bisiklet sporu 24-25 yaşından sonra daha iyi performans sağlayabiliyorsun. Evet. Bu şekilde oluyor. Yani diğer branşlara göre biraz daha farklı. İnşallah. Daha yeni başlıyoruz dediğiniz gibi. Bundan sonra daha büyük yarışlarda yer alacağım. Zaten gelecek yıl takım değiştirdim biliyorsunuz. Gelecek yıl 2019'da birçok önemli yarışlarda yer alacağız. 2018'de pardon. Birçok önemli yarışlarda yer alacağız. Mesela takımın değişmesi sana nasıl yansıyacak? Yani daha mı böyle hani idmanların daha mı sık olacak? Yani ne olur mesela? Başarıların ya, daha mı güzel, iyi olur? Şimdi biz daha öncesinde Cumhurbaşkanı turunu biliyorsunuz bizim için en büyük yarışlardan birisi. Evet. Yani bizim takımın Türk kategorisinde. Bizim katılabileceğimiz en büyük yarışlardan bir tanesi oydu. Artık katılacağım bütün yarışlar o seviyede olacak. Bu demek oluyor ki benim daha ileri seviyeye taşıyacak. Bu performansımı ileri seviyeye taşıyacak. Zaten Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Olimpiyatlar. İnşallah. Zaten buralarda hep eksikliğimiz bir üst kategoride bir Türk sporcusunun olmaması. En büyük eksiklerden bir tanesiydi. Çünkü rakiplerimiz çok büyük yarışlara katılıyor. Daha çok yarışa katılıyor.
Biz onlara karşı yarışmakta gerçekten çok güçlük çekiyorduk. Yarışlara sadece bitirmek için katılıyorduk, bu gerçek. Bundan sonra inşallah podyumu zorlayacağız. İnşallah. O performansa geleceğiz. Buna inanıyorum. Zaten takımı değiştirmekteki en büyük amaçlarımdan bir tanesi buydu. Ülkemi daha iyi, daha İnşallah. Büyük platformlarda temsil edebilmek. Yani benim bu hayalim olan bir şeydi. Gelecek yıl geçmiş olduğum takım Ciro'da yarışacak. Davetiyeleri var. Bu benim için çok büyük bir şans. Orada yarışacak ilk Türk olmak gerçekten çok heyecan veriyor. İnşallah kaza bela olmaz. İnşallah, o kadronun içerisinde yer alırım. Zaten oraya da yarıştırmayı düşünüyorlar. Etap kazanabileceğimi, etaplarda podyumda yer alabileceğimi düşünüyorlar. Biz de sana göreceğiz inşallah. Bu gerçekten ülkemiz adına çok büyük bir başarı oldu. Alttan yetişen sporcular için de çok büyük bir örnek. Örnek olacak. Aynen. Bundan sonra çünkü, gelen gençler mesela Ahmet abi bunu yaptı biz bir üstünü yapalım evet, diye gelecekler ya, inşallah. Gençler dışarıya çıkmaya korkuyordu yani takım değiştirmeye korkuyorlardı. Kendine güveni yoktu galiba. Evet. Değil mi? Ya bu onların önünü açmış olacak. Biraz daha güvenler kendilerine gelecek. Sen bu açıdan yaraladın. Bu açıdan çok iyi olacak yani hani ülkemiz adına evet, evet. O platformda bir Türk'ün olması gençler için de çok büyük örnek olacak. Hatırlayacağım birçok yarışlar Eurosport'ta gösterilecek. İnşallah, inşallah. Tabii orada izleyici kitlesi artacak. Daha çok kişiye ulaşım sağlayacağız. Bu da bu sporumuzun gelişimi açısından çok önemli. Ama ailen biraz üzülecek herhalde. Ayrı kalacaksınız. Evet. İspanya'ya gideceksin herhalde. Zaten bisiklet sporunda zaten aileyle fazla vakit geçiremiyorsun. Vakit geçiremiyorsun. Bu sene olduğu gibi biraz daha nasıl söyleyeyim? Yoğun. Eve bir ayda bir gelebiliyorsam 2-3 ayda bir gelebileceğim. Evet. Zaten bana sürekli burada yaşayacaksın demediler. Sadece belli bölümlerde İspanya Girona'da zaten büyük bölümümüz orada geçecek. Yarışların çok sık olduğu dönemlerde benim orada olmamı istiyorlar. Diğer boş dönemlerde evine gidebilirsin. Çok iyi. Rahat şekilde yarışlarına katılabilirsin dediler. O şekilde. Gelecek yıl çok birçok ilkler beni bekliyor diye düşünüyorum. İnşallah bu konuda başarılı da olurum. O elektriği ben senden aldım gözlerinden. Evet. Yani ben başaracağına da inanıyorum. Çünkü sen azimli bir insansın. Onu da biliyorum. Yakinen de tanıyorum seni. Evet. İnşallah başarıların devamını diliyoruz biz. Türk milleti olarak sana teşekkür ediyorum ben kendim adına ve milletim adına. Çünkü sen gerçekten bizim göğsümüzü kabartıyorsun. Başarılarında devamını diliyorum. Ya bu benim görevim. Yani görevimi yapıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek her alanda. Yani bu bisiklet üzerinde olsun, aşağıda olsun. Bu benim en büyük görevlerimden bir tanesi. Hem gençler açısından hem büyükler açısından bu en büyük görevim çok benim. Güzel. Yani bunu bu bilinç çok güzel. En iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler Ahmetciğim. Yani başarılarının devamını çok diliyorum. Çok sağ ol. İzgen Spor adına kaç yaşındasın? Kaç yaşında da bisiklet biniyorsun? 11 aydır. 11 aydır bisikletin üzerindesin. Hedeflerin ne? Hedeflerim büyük yerlere gitmek. Mesela yani o büyük yerler dediğin yerler nereler? Yabancı takımlarda yer almış. Harika, süper. Mutlu verici yani yabancı takımlarda. Okulda devam ediyor mu bir taraf? Devam ediyor. Kaçın sınıf? 15. Hedef ne? O açıdan hedef ne? Okul hedefin ne? Okul hedefim 5. Hedef yok. Hem 5 süre gidip hem beden eğitimi böyle her anlamıyla öğrenip bir diğer taraftan da bisiklet sporuna profesyonel olarak devam etmek istiyorsun. Doğru anladın değil mi? O zaman yolun açık olsun ve tebrik ediyorum. En zevk aldığım yarış parkuru bu. Yani kendi memleketimde değil yani. Yüz akımız oldu başka bir şey. O kadar işten söylediniz ki gerçekten kendim orada sürmüş kadar oldum, koşmuş kadar oldum. Kesinlikle. Tatmin oldum yani. Ya kendi yaptığım parkurdan tatmin oldum. Süper, ne güzel. Tabii yurt dışındaki sporcular da burada olduğu için özellikle hep Türk sporcularla birlikte önümüzdeki sene yapılan yarışmalarda da az önce de bahsettik. Olimpiyata giden yolda olimpiyat puanı toplayan yarışlarımız gittikçe de arttıkça yabancıların Türkiye'ye kazandırmak adına parkur yapılarımız her zaman çok önemli. Kesinlikle. Ben parkur yaparken mesela teknik toplantı günü, cuma günü bütün yabancı sporculardan tek tek geri dönüş aldım. Nasıl, nereye eksik buldunuz? Gerçekten dedikleri tek şey perfect. Very, very technical. Süper. Başka hiçbir geri dönüş olmadı, kötü dönüş olmadı. Harika, süper. 4.6 kilometre. İyi bir uzunluk mu?
4.5-6 kilometre arası ideal bir uzunluk. Ama kırıcı parkur olduğu için gerçekten kırıcı. Yani çıkışta kırıcı, inişte kırıcı. Kırıcı bir parkur. Bu C2 ve C3 için yeterli bir uzunluk olarak düşünüyorum. Fakat gelecek sene için bunu 1 kilometre daha artırabiliriz. 6 kilometreye kadar yolu var. Aynen. Emeklerinize sağlık. Ne güzel. Herkese buradan mesaj evet, istiyorum. Şu an yanımızda Harun var. Harun merhaba. Merhabalar. Çünkü çok yarıştan az önce çekildin. Ben sanki anlatır mısın nasıl bir yarıştı? Yarış gerçekten güzel yani, bir yarıştı. Eğlenceli parkurda yarıştık. Genişli çıkışlı. Aslında biraz teknik olarak zor bir yarış diyebilirim. Çünkü teknik olarak parkurun zorluğu olmasa da bisikletin konumunu ayarlama gerçekten çok zordu. Hava lastiği az olursa sağlık. Çok asfalt yerlerde kayma seçeneğiniz doyuyor ama fazla hava olunca da o toz Esra ve kuru yerin biriktiği yerlerde kayma yaşanabiliyor. Ben de bunun azabını son aradım. Son turuna girmiş oldum. Erkeklerde yani 7 turla yarışı sonlandıracağımızı, kadınlarda ise 5 turla yarışı sonlandıracağımızı düşünürsek gerçekten Esra Kürkçü şu anda yarış içerisinde mücadele eden 3 kadın sporculardan ilki son turuna girmiş oldu. Atilla Manlasi ve hemen ardından Benjamin Schmitz bu ikili birlikte yarışı sürdürüyor. Daha iyi son iki tur onlar için. Bunun önemi seneye, aslında bu sene çok ciddi bir sene değil. Çünkü olimpiyat senesi değil. Olimpiyat puanı alamıyoruz. Evet. O yüzden benim için iyi oldu diyebilirim. İnşallah seneye daha iyi çalışıp daha sert bir şekilde yine burada olacağım. Yani parkur önceden tanımış olsaydın sonuç değişir miydi? Mesela zorluğunu bilmiş olsaydın, asfalt yapısını bilmiş olsaydın. Aslında hayır, onu iyi analiz ettiğimi düşünüyorum ama Yunanistan'da kaldığım şehirde nem oranı biraz fazla ve burada kuru bir hava olduğu için evet bir gün, yani bir gün içinde alışamadım evet, bu duruma. Dün 3. ile 4.lük arasında kapışıyorken bir an böyle şok içinde buldum kendimi ve 9.luğa kadar geriledim. Bugün alışmaya diliyordum. Aslında biraz yorgunluk vardı. İyi başladım diyebilirim. Çünkü yakındım rakiplerime ama talihsiz bir kaza yaşadım. Daha ikinci turda. Benim için iyi olmadı. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Ayrıca organizasyonda emeği geçenlere gerçekten teşekkür ediyorum. Yarış dışı kılıyor. Benim için çok Kapadokya Bisiklet özel bir deneyimim oldu. Konya'ya gelişim çok güzel. Konya'yı sevdin mi? Evet, gerçekten sevdim. İyi güzel. Teşekkürler. Yine bekleriz inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ve Esra Kürkçü. İşte görev kadınlarda şampiyon. Evet Esra Hanım, tebrik ediyoruz sizi. Birinci oldunuz. Ne demek istersiniz? Yarıştığım en güzel yarışmalardan birisiydi. Sezon sonu olmasına rağmen kendimi çok iyi hissediyordum. Parkurda çok güzel hazırlanmıştı. Hem yarıştım hem eğlendim. O yüzden bu yarışı, bu organizasyonu hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki yıl tekrar burada yarışmaya nail olurum. Ve bu atmosferi tekrar yaşarım. Çok teşekkürler. Size teşekkür ederim. Anton Sintsov mücadeleyi kazanmayı başarıyor. Tebrik ediyoruz bu yarışı da. Ve alkışlar Abdülkadir Kelleci'ye. Tebrik ediyoruz Abdülkadir. Anton Sintsov'un dünya üzerinde çok önemli dereceleri var. Ve burada da sezonun son yarışında Konya MTB Kupası'nda şampiyonlukla taçlandırdı. Güney 2. sırada kapatıyorlar. Congratulations champion. How you feel? Thank you. Thank you to everyone. Today was my legs was better than yesterday. Was good race. Thank you. Neler söyleyeceksin? Hadi Kadir'cim. Aslında istediğimi aldım. Dün de oldum, bugün de oldum.
Son tur dişli mi attı ama sorun değil. Aynen. Bu sezon kaç şampiyonluğun var? Muhtemelen 40 starttan 30 falan vardır. 40 starttan 30 şampiyonluk. Helal olsun. Ve herhalde 40 startta 40'ında da bir podyum var, öyle değil mi? Ya zaten bisiklet kariyerimde istediğim her zaman kürsüde olmak. Süper, harikasın. Emeklerinin karşılığını aldığı için tebrik ediyoruz. İşte şampiyon Anton Sinsov, işte günün ikincisi Abdülkadir. Aynı zamanda Büyükşehir'in çek ödülleri olacak, onlar kendilerine takdim edilecek. Öncelikle We Will Start With The Elite Woman. Öncelikle kadın sporcularımızdan başlayacağız. Günün üçüncüsü, bronz madalyanın sahibi Cansu Türkmenoğlu. Günün ikincisi, gümüş madalyanın sahibi Ayşe Çakır. Ve elit erkeklerde, elit kadınlarda şampiyonumuz geliyor. Şampiyonluğa çok alışık. Kocaman alkış. Esra Kürkçü! Bilgilerle yandığına da yarışma Esra. Ayşe Çakır ve Cansu Türkmenoğlu. Buyurunuz, madalyalarımızı, ödüllerimizi sporcularımıza takdim edebiliriz. Buyurunuz başkan. Büyükşehir Belediye'mizin de ödülleri var. Başkan Vekili Sayın Sami Şahin takdim ediyor ve sporcularımıza para ödüllerini de başkanım buyurun. Başkanım buyurun. Sporcularımıza para ödüllerini de takdim ediyoruz. İlk üç sporcumuza alkışlar geliyor. Esra Kürkçü, Ayşe Çakır, Cansu Türkmenoğlu. Tebrik ediyoruz sporcularımızı. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sezonu böylece kapatmış olduk. Herkes emeklerinin karşılığını almış oldu bu uzun sezon. Bronz madalya kazanan sporcumuz. The bronze medalist from Bridgestone Ancor Cycling Team. With your applauses, Shea Hirano geliyor. Congratulations! Günü üçüncü olarak tamamladı ve bronz madalyayı kazandı. Tebrik ediyoruz. And now it's time for the silver medalist. Gümüş madalya kazanan sporcumuz, milli takımımızdan alkışlar geliyor. Abdülkadir Kelleci! The champion, the gold medalist, with your applauses, Anton Sintsov! Harika ekip, muhteşem podyum. Sporcularımızı gerçekten tebrik ediyoruz. Congratulations. Ve madalyalar da böylece sahiplerini bulmuş oldu. It was really a long season and now it's time for a little bit rest. I think so. Kadir'cim doğru söylüyorum değil mi? Biraz dinlenme zamanı artık. Yolla devam edecek Kadir. Çok çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir'e de verdikleri ödül çekleri için, sporcularımıza verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. İşte böylece elit erkeklerde de ilk üç alkışlar geliyor. Anton Sintsov, Abdülkadir Kelleci ve Shea Hirano. Congratulations. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ve ödül alan tüm sporcularımızı podyuma davet edebilir miyiz? Bir aile fotoğrafımız için.
ödül alan tüm sporcularımızı, podyum gören tüm sporcularımızı sahneye davet ediyoruz. Buradalar mı? Podyuma gelebilirsiniz arkadaşlar, aile fotoğrafımız için. Buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. Ve Konya Dağ Bisikleti Kupası böylece sona eriyor. Muhteşem bir parkurda çok keyifli bir oyun. Artık sonuna gelmiştik. Emeği geçen herkese canlı gönülden teşekkür ediyoruz. İlginiz için bizleri takip eden herkese sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Outdoor malzemenin adresi Galeri Güvenlik 3 Gezer'i sundu.